Şimdi kaleci transferi yine çok konuşuldu. Acaba Muslera'yla sona mı gelindi diye. Uğurcan'la ilgili gündemi zaten programın başında konuşmuştuk. Mehmet Özcan'ın maddesinde kaleye Günay gelecek denmiş. Birinci kaleci olarak Fernando Muslera'yla yola bir sezon daha devam edileceğini söylüyor Mehmet. Sözleşmesi biten Okan Kocuk yerine en güçlü aday da Günay Güvenç denmiş. Günay bu sene çok iyi kalecilik yaptı ama. Geçen sene de öyleydi. Bu sene hani yarım kaldı hikayesi. Bence de Günay kendisini beklenenden fazla geliştiren oyuncular grubunda ilk ona girecek bir adam, bir isim. İsabetli bir karar olur. Ama Muslera'nın şöyle bir handikapı var. Muslera bu sene şampiyon olunduğu için çok fazla eleştirilmiyor. Bu sene şampiyonluk kaçsaydı Muslera da giderdi. O yüzden seneye de mesela buna benzer bir iki hata yaparsa Muslera arkasındaki kalecinin güven vermesi lazım. Bu sorgulanmayacak bir kaleci olması lazım. Yerli kaleciler içinde de Günay öyle biri. Mehmet'in haberinden anlıyoruz. Galatasaray cephesi de Uğurcan olmayacağını aslında biliyor. Sonuçta Mehmet'in haber kaynakları kulübün kendi için resmi kaynaklar. Mehmet de ciddi bir gazetecidir. Doğru bir tavır, doğru bir isim bence Günay. Kiralık oyunculara son şans bir diğer madde. Kiralık gönderilen oyunculara yaz kampında son bir şans verilecek. Kadrodaki planlama da bu isimlere göre yapılacak. Mustafa Muhammed burada mesela. Bence bu Mustafa madde. Muhammed'i Okan Hoca bırakmaz ya. Bence de. Bıraksa, yani Yusuf'u da bırakırsa onları bir Trabzon uçağına koyup. En azından bir sezon başı kampı görmek isteyecektir. Evet. Ya Mustafa Muhammed'i biliyor zaten. Yani kampta çok fikri kendi değil. Kendi iletişimini, tabii, kendi tabii. Sistemini. Ha, bakacak oyuncu ne bekliyor. Belki Icardi ile kalırsa Icardi'nin yediği olmak istemez. Belki hoca ona diyecek ki seninle Icardi'yi çift forvet oynatacağım. O zaman iştahı artar oyuncunun. Çünkü Salah'la çift forvet oynuyor milli takımda. O alışkanlığı var. Ama dediğin gibi mesela Yusuf, Rosu unuttuk bile ya. Evet. O kadar az Yusuf'u da unuttuk. Yani ikisi de Yusuf unutulacak oyuncu değil. Klasından çok dolayı. Çok beklentinin uzağında kaldı. Tabii. Bir de 6 milyon de euro 6 para milyon verildi. Evet, kiraya versen, satsan satamazsın o parayı kimse vermez. Kiraya kiralanacak demiş zaten bir sonraki maddede o. Trabzonspor'a verecek hali yok kiraya. Verecek işte oynayacağı bir kulüp diyecek. Muhtemelen eğer bir kiralama söz konusu olursa Yusuf da ikinci memleketine yani Avusturya'ya döner. Orada bir yer oynamak düşünür muhtemelen. Ama Yusuf çok kalite, çok sağlam bir kumaş ya. Barcelona'da oynadığı maçlarda gördük daha çok. Hani orada 3-5 maç oynadı biliyorsun. Yani şey büyük oyuncu yani. Hani ben Barcelona'da oynuyorum ayağım titriz. Yok öyle bir şey. Bu önemli. Kendi yeteneklerini sahaya taşıma konusunda belki teknik adamların, belki birlikte oynadığı oyuncuların oyunculuk özelliklerinin uyuşmazlığından dolayı Yusuf'un biz gerçek Yusuf'u göremedik sahada. Evet. Peki en çok merak edilen konulardan biri 9. madde. Boey ve Nelson teklifleri açık. Yönetim Sacha Boey ve Victor Nelson için 20 milyon euro üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak denmiş. Victor Nelson belki 18-20 civarında, Sacha Boey herhalde 20'yi görür diye tahmin ediyorum. Vallahi Sacha Boey keşke gitmese diyorum ben işte. Yani niye? Yani bizim ligimizde izleyebilelim diye söylüyorum. Ha gidip şeyde Premier Lig'de 38 maç oynayacak bir takıma gidecekse de olur. Onu da izliyoruz. Burada şimdi Sacha Boey benim için play tuşuna basan oyunculardan. Nelson da gamer tuşuna basıyorsun. İşini yapıyor. Başka bir şey yapmıyor yani. Sacha Boey her şeyi yapıyor. Çalım atıyor. Arkadan bilek hareketi yapıyor. Aşırtma yapıyor. Orta yapıyor. Şut atıyor. Rakibiyle didişiyor. Tatlı didişmeler olur. Onu bilirsin didişiyorlar. Yani. Birbirleriyle meydan okuyorlar. Birebir. Onları yapıyor. Yani çok sevimli bir futbol figürü Sacha Boey. Yani bir futbol tüketicisi, bir futbol dilencisi için bu devirde çok az bulunacak örneklerden biri. Gitsin istemem bir futbol sever olarak. Öte yandan işte 20 milyon euro altı üstü işte 2-3 milyon çok fark etme. O paraları bulursa da ve oyuncu da gitmek istiyorsa hani diyoruz ya İstanbul'un büyüsü. Oyuncu gitmek istiyorsa ama yapacak Sacha Boey şey yok. O büyü için biraz genç sanki şu anda da. Tabii genç adam yani hedeflerin Premier Lig teklifi gelip de gitmeyen adamı oturup döveceğin yani. Sopa kızıl mesela bir sopa. Mesela Sacha Boey'a bağlı işte hem sağ bek transferi hem de Nelson'a bağlı stoper transferi. Takvim gazetesine hemen bir dönelim. Sonra yeniden sabaha döneceğim. Aslan'a yeni boyu Thiago Santos denmiş mesela. Estoril'de oynayan genç yıldız için düğmeye basıldı deniyor. Sağ beke alternatif isim arayan Galatasaray aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu. Estoril'in genç beki Thiago Santos için harekete geçildi.
Boye giderse transferde öncelik Santos'un olacak denmiş. Değerinin de 1 milyon euroluk euro olduğu söylenmiş. Yani şeyden... Yani daha bu isimler çok çıkacak tabii ama... Şeyden Galatasaray'ın iyi bir hikayesi oldu ya Portekiz'den. Düşme adayı bir takımdan aldığı marka oyu 10-16 milyon euro ama evet, seviyesi. Evet. Hikaye güzel yani. Nerede kendini iyi hissedersen yine oralarda dolaşırken bulursun kendini elinde olmadan. O yüzden Galatasaray'ın oradan bir isimle ilgilenmesi doğaldır. Ha, belki menajer şeyleri onu bilmiyoruz ama. Olabilir. İlgilenmesi de gayet normal. Zaten Portekiz'den biri yazılınca önce menajer mi diye düşünülüyor ister istemez. Çünkü Portekiz'in inanılmaz bir PR gücü var. Bir de oyuncusu var sürekli evet. Şey gibi. Sonuçta Brezilya'nın Avrupa'ya açılan kapısı. Evet. Güney Amerika'nın. Yani Portekizler denizi millettir. Çok kurnazdırlar. Zeki çocuklardır. Portugal'da biliyorsun Portekiz'in ismi de limandan geliyor yani. Port'tan yani. Her şeyin başlangıcı Avrupa için futbolcu hikayeleri orada başlıyor. Oysa biz aynı hikayeyi bu taraftan yazabiliriz. Yani Trabzon'u bu kadar önemsiyor olmamın nedeni coğrafyanın genetik, futbola genetik yatkınlığının akıllıca değerlendirileme işine olan öfkem. Evet. Peki şimdi Zaniolo ile ilgili bir haber. Sabahta bir kez daha sabahın sayfasına dönelim. Zaniolo kükredi, Fenerbahçe nakavt oldu. Derbinin yıldızı olan 23 yaşındaki oyuncu övgüleri de topladı. La Gazzetta dello Sport, Tutto Mercato, As gazetesi İspanya'dan Zaniolo'ya vurgu yapan başlıklar atmışlar Selahattin Kınalı. Özellikle yöneticiler de şampiyonluğun ardından Zaniolo gelecek sezonun en önemli transferlerinden, Galatasaray'ın en önemli parçalarından biri olacak dediler. Şimdi bu noktada Zaniolo gitmeyecek diye mi algılamalıyız? Yoksa o beklenen İtalya'dan gelecek o yüksek teklifler gelecek ve yönetim daha fazlasını mı bekliyor diye anlamalıyız? Galatasaray'ın bu sene şansı yaver gidiyor. Mesela ben bu maça Zaniolo'ya çıkmasını bekliyordum. Çünkü bu bir vitrin maçı. Ve Zaniolo ile ilgili bir planlaması var Galatasaray Kulübü'nün. Kurumsal olarak 15 milyona şu henüz para ödenmemiş ama yani işte gelecek olan paradan ödenecek falan. Bonservis bedeli. Sanki peşinen satılmış gibi, müşterisi hazır gibi bir algı yaratıldı. Sonra bir ara bir sallandı bu ne oluyor aman filan. Attı hoca Okan Hoca sahaya. Yönetimin de takdiri olabilir bu yani hocam böyle yapalım. Sonuçta o konuda da Galatasaray'la her şeyden önce yani kurumsal menfaatleri de hele şampiyonluk garantiyken düşünür. Herkes kadar düşünür. Ve Zaniolo girdi sahaya Fenerbahçe defansının ağırlığından yararlanarak iki gol attı. Üçlü defansın yapacağı hataları yaptı yani. Zaniolo'yu öyle oynarsan Zaniolo seni yakaladım ata. Zaten kas yapısı çok uygun. 30-40 demeden vuruyor. Hami Mandralı hatırlatıyor bana. Ama bu haberlerden ne anlamalıyız? Umarım ve dilerim ki Galatasaray için o beklediği transfer teklifleri gelir ve Zaniolo'yu satarlar. Çünkü 15 milyon euro da çok büyük bir para. Evet. Neyi harcayacaksınız? Zaniolo mu Icardi mi? Hiç kuşkusuz 100 Galatasaray'dan 99'u Icardi der. Birisini tut. Yani bunlar az paralar değil. Birinden fedakarlık, feragat gerekecekse herhalde bu Zaniolo olur. O Zaniolo'yu da mümkün olan en iyi paraya satması lazım Galatasaray'ın. Elinden çıkarması lazım. O kamburdan kurtulması lazım. Bunun için Fenerbahçe maçı biçilmiş kaftandı. Yani Fenerbahçe Galatasaray'a bir de o anlamda güzel bir hizmet vermiş oldu aslında. Türkiye'nin en büyük derbisinde iki gol attı ve İtalyan masasında manşet oldu. Evet. Golleri de gayet şıktı, gayet güzeldi yani. Evet, evet kesinlikle. Peki bir de Zaha haberine bakalım. Barco 1'deydi bu sayfa Takvim Gazetesi. Cimbom'dan Fener'e bir darbe daha Wilfried Zaha başlıklı bir haber. Sarı Kırmızılılar Fenerbahçe'nin istediği fil dişili yıldıza kanca attı. Transfer savaşı başladı demiş haber. Sarı Kırmızılılar Fenerbahçe'nin geçen hafta İstanbul'da menajeriyle görüşme yaptığı Zaha'nın transferi için girişimlere başladı. Olur mu acaba? Ya Zaha çok iyi bir oyuncu ama kenar oyuncusu. Yani forvette oynuyor ama... Böyle nokta santfordan çok gezen, yani Valencia türü bir oyuncu aslında. Şöyle denmiş, Galatasaray'ın özellikle İtalya'dan talipleri olan Zaniolo'yu satacağı ve genç yıldızın yerini Zaha ile doldurmayı hedeflediği ifade ediliyor. Yani Icardi varken Zaha bilemedim. Ben Galatasaray'ın futbol aklı olsam
Icardi ile Kerem arasında kurulan ilişkiye benzer başka bir ikili ilişki inşa etmeye çalışırdım. O zaman yani bunu Yunus'la da yapabilir. Yunus gibi bir çocuk var ellerinde. Mesela bana göre doğru kullanamıyorlar. Yani tabii şey de diyemiyorsun, Raşitsa var filan. Ama Yunus'la oyun inşa edersin. Raşitsa ile şampiyonluk kazanırsın. Raşitsa, Icardi gelir seni şampiyon yapar giderler. Ama ondan sonra sen yeni Raşitsa ve Icardi arasın yine şampiyon olabilmek için. Evet. Ama Yunus'la bir oyun inşa edebilsen, Yunus'la Kerem'le sen her sene zaten şampiyonluğa oynarsın. Ve 2 senede bir de olursun ya da 3 senede bir. Çünkü bir oyunun olur. Edirne'den öteye çıktığın zaman da bir hikaye yazacağına dair işaretler verirsin herkese. Peki. Saygı görürsün herkesten. Peki, devam edeceğiz.